Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Başka bir gün, başka bir derste beraberiz, her hafta olduğu gibi. Bugün yine taş dil kursundayım. Orada bir derslikte yapıyor olacağım dersi. Gerekirse tahtayı da kullanırız. Ama yine her hafta olduğu gibi zaten bir slide'ım var. Slide'dan anlatmaya devam edeceğim bu haftada. Bugün zaten konuyu gördünüz. If type 0 ve 1 ile ilgili konuşacağız. Bazen kafa karıştırabilen bir konu olsa da genelde eğlenceli bir konudur. Ben severim if'leri. If type 0'la 1 özellikle güzeldir. If type 2 de biraz hani tense değişikliğinden dolayı sıkıntılar oluşabiliyor. O yüzden bugün type 2'den bahsetmek istemiyorum. Type 2, 3 ve mix'i haftaya anlatıyor olacağım. Bu hafta daha fazla bir if mantığına giriyor olacağız. Koşul cümlelerinin mantığına giriyor olacağız. Onun dışında whether cümleleri var, only if cümleleri var. Bunları da bu hafta girmeyi düşünmüyorum. Dediğim gibi bugün biraz daha temel bir giriş yapacağız. Haftaya 2, 3 ve mix ile beraber if'i de tamamlıyor olacağız. 2 haftada bitireceğiz. Ondan sonra artık modüller gibi konulara giriş yaparız. Bugün dediğim gibi bir slide gösterim var. Şöyle hemen açayım. Okay. Şöyle çok değil 20-21 sayfalık bir slide'ım var. Conditional clause üstüne. Buradan anlatıyor olacağım. Bazı yerlerde duracağız, konuşacağız. Şu ana kadar yaptığımız gibi. Bazı yerlerde buradan okuyor olacağım. Örnekleri yapıyor olacağız. Bugün birkaç tane interaktif örneğim var. Biraz PDF gibi. Oradan bakıyor olacağız. Egzersizlerimiz var. O şekilde bakıyor olacağız. Yine sistem aynı. Video kayıt altına alıyorum. Sonradan YouTube'a yüklenecek. Bir yerleri kaçırırsanız yine oradan izleyebilirsiniz. Burada katılan arkadaşlar da soruları olursa el kaldırıp ya da mikrofonlarını açıp her zaman sorabilirler. Beklemelerine gerek yok. Buradayım, direkt sorulara cevap verebilirim. İzleyenlerin de yine soruları olursa YouTube'dan yazabilirler yorumlara. Oradan da görebildiklerimi cevaplamaya çalışıyorum. Bu şekilde format aynı. Dersimize başlayacağız. Var mı burada olan arkadaşlar bir sorunuz başlamadan önce? İF'le ilgili ya da söylemek istediğiniz bir şeyler? Yoksa başlayacağım hemen. Bekliyorum azıcık. Yazan varsa diye. Okay. O zaman başlayabiliriz. Görmek gibi duruyor. Okay. Şimdi conditional clauses en başta. Condition bir koşul demek. Bir koşul. Conditional clause da bir koşul cümlesi kurmamıza yarıyor. Bunları kurmanın birçok yolu var. İşte wish'ler de bunların içindedir, if only'ler de bunların içindedir, whether'lar da bunların içindedir. Birçok conditional clause tipi var. Ama en temel, en pür hali yine bunun gelecekteki bir gibi. If'lerdir, if kelimeleridir. If kendi başına eğer ya da sen san anlamına gelir. İkisi anlamına da gelir. Eğer yaparsan genelde hatta beraber kullanırız. Ya da okula giderse bazen eğersiz de kullanabiliyoruz. Bu anlama gelir. If'ler en temel halidir. Conditional clause'un. Bugün bunlara bir giriş yapıyor olacağız. Haftaya da dediğim gibi daha detaylı bir şekilde diğer type'lere bakıyor olacağız. Okay. Şöyle başlayalım. If clause ne? If kelimesi İngilizce'de eğer anlamı taşır ve başına geldiği cümleye eğer yaparsan bla bla olur anlamı verir. Koşul üretiyoruz. Yani bir koşula bir de ana cümleye ihtiyacımız olacak. Koşul cümlesi kendi başına bir anlamı olmayacak o kadar. Yani tam bir cümle olmayacak. Eğer ödevlerini yaparsan. Gibi hani. Onunla birleşmiş olan bir ana cümle ihtiyacımız var. Eğer ödevlerini yaparsan dışarı çıkabilirsin. Okay. Bu ikisi birleştiğinde bir koşul ve sonuç cümlesi oluşturuyor. Oluyor. If cümlesi de if olarak baktığımızda koşul cümlesidir. Bir koşul yaratır. Bakın, kelime anlamından yola çıkarsak bir eylemin meydana gelebilmesi için gerekli bir şartın olması ve bu şartın yerine gelebilmesi için kurulan cümleleri if clause yani koşul cümleleri olarak tanımlayabiliyoruz. Dediğim gibi koşul cümleleri bir olayın gerçekleşmesi için bir koşul var orada. O koşulu verebilmek için de if cümlesi kuruyoruz. If clause'da iki tür cümle bulunur. Biri if ile başlayan ve şartı belirten, hipotezleyen cümle. Aynen öyle. Yani koşul cümlemiz bizim. Diğeri de koşulun gerçekleşmesi halinde oluşacak. Durumu ve sonucu belirten ana cümlemiz. Okay. Yani iki tür cümlemiz var bizim if cümlesi kurarken. Bir cümlemiz bizim if cümlemiz, koşul cümlemiz. Diğer cümlemiz ana cümlemiz. Kendi başına anlamı olan, sonucu belirten cümlemiz. Yan cümleyi if clause, ana cümleyi main clause'a veriyoruz. Birazdan bahsederken bunlarla bahsediyor olacağım. If clause yapılarının kullanım yerleri. Şartlı cümlelerin yapıları ve seçilen tensler hangi amaçlı kullanımdan göre farklı gösteriliyor.
Şimdi conditional clause konusuna giriyoruz ama mesela başlıkta da if type diye geçiyor. If type'ler ne? Sizin verdiğiniz anlama göre biz type değiştiriyoruz. Okay. Neye göre değişiyor type'lar? Zamana göre değişir ya da gerçekliğe göre değişir. Şimdi bizim koşulumuzun zamanı değişmiş olabilir. Yani şimdiki zamanda bir koşul olabilir ödevlerini yaparsan. Ya da geçmişteki bir koşul olabilir. Ödevlerini yapmış olsaydın gibi. Sonra sonucumuz yine farklı zamanlarda olabilir. Biz zaman değiştirdiğimizde if değiştiririz. Bir başka yeri de hayal olma durumu. Şimdi 100 bin dolarım olsa araba alırdım mesela. Bu cümleyle 100 bin dolarım olunca araba alacağım arasında fark var. Birinin hani plan, bunun için bir şeyler yapıyorum. Diğeri hayal. Okay. Bu hayal olma durumuna göre de type değiştiriyoruz. O da işte type 2 oluyor. Ona haftaya işleyeceğiz. Bu hafta if 0 ile 1'de zamana göre değişecek olaylarımız. Bakalım neye göre değişiyormuş. Temel yapıda if ile başlayan yan cümlecik. Main cümleden önce geliyorsa bu iki cümle arasında bir virgül ile birbirinden ayrılıyor. Şimdi virgül noktalama işaretleri konusu. TYT gibi ya da AYT gibi, YDS gibi sınavlarda hala virgül sorabiliyorlar bazen. Birkaç yıl önce olan sorularda hatırlıyorum. Virgüle göre şık seçmeceler vardı. Bundan bazen uzaklaşıyorlar, bazen uzaklaşmıyorlar. Genelde ben kendi mesela genel İngilizce sınıflarımı yaparken virgüllere, noktalara çok fazla takılmam baştaki sınavlarda. Ama bu gibi yüksek seviyeli sınavlarda takabiliyorlar bunları. O yüzden o noktalamaları bilmek size hani belki bir soru, belki iki soru yardımcı olabilir. O yüzden bu noktalamaları kaçırmayın. Mesela relative clause'larda which'ten önce ve sonra boş bir bilgi ise virgül geliyor gibi durumlar var ya. Burada if'te de var. Diyor ki burada ilk önce cümlenin başına biz if'i koyarsak, if cümlesini koyarsak ana cümleye gelmeden önce bir virgül koymamız gerekiyor. Buna göre bazen sorular sorabiliyorlar. Dediğim gibi kaçırmayın. Ama if mantığına girerken çok da önemli değil şu an. Okay. Ama tam tersi durumda diyor ki main clause başa geldiğinde virgüle ihtiyaç duyulmuyor. Yani ilk önce ana cümleden başlayıp sonra koşul cümlesine geçtiğimizde arada zaten bir if görünce hani ikinci bir cümleye geçtiğimizi fark ediyoruz. Ama if cümlesi başa geldiğinde, if ile başladığımızda nerede o if cümlesi bitiyor? Kafa karıştırabiliyor bazen. Bazı durumlarda. Bunun kafa karışıklığına sebep olmaması için de araya bir virgül koyuyoruz iki cümle arasına. Bunu unutmayın. Şartlı cümleleri dört ayrı yapıda incelemek mümkün. Dört ayrı yapı artı bir diyebiliriz. Bu dört ayrı yapı if'lerin type'ları işte. If 0 var, 1 var. Geçeceğimiz. 2, 3 var. Bir de mix var. Mix'i bazı kaynaklar type olarak kabul eder, bazıları kabul etmez. Ben mix type olarak kabul ediyorum. 5 tane type var. Ama dediğim gibi mix biraz daha karışık olduğu için zaten kelime anlamından bazen type'lara girmiyor. Burada olduğu gibi. Evet. Şimdi type 0'dan başlamak gerekirse. Type 0 dediğimiz ilk yapı genel doğrular vermek için kullanılıyor. Genel bir şeylerden bahsederken kullanılıyor. Yani herkesin doğru kabul ettiği kesin durumları, bilimsel doğruları, gerçek olayları anlatırken tercih ediyor. Geniş zaman için kullanılıyor. Geniş zamanda bir bilimsel doğru. Geniş zamanda olacak bir şey. Yani her zaman olacak, gelecek değil ama. Yani geniş zamanda süre gelen olaylı şeyler, bilimsel doğrular, genel geçerli bilgiler. Bunların hepsi Type 0 ile anlatılır. Bu type'ın da ismi General Truth. Orada parantez içinde gördüğünüz gibi General Truth. Genel doğrular. Bunlar için Type 0 kullanıyoruz. Ama Type 0'yı nasıl kullanıyoruz yapısal olarak? Şimdi bakalım yapısına. Diyor ki if clause'umuz ve main clause'umuz var. Ayrılmış orada if cümlemiz ve ana cümlemiz. If cümlemizde if'i koyuyoruz orada. Tabii ki bütün if cümlelerimizde if olmak zorunda. If'i koyuyoruz artı fiilin birinci halini kullanıyoruz. Okay. Main clause'u da yine fiilin birinci halini kullanıyoruz. İki tarafta fiilin birinci hali olacak. Bu şekilde kuruyoruz. Okay. Şimdi daha önce dediğim gibi if clause ile main clause'un yerini değiştirebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama içindeki maddelerin yerini değiştirmeyin. Şundan bahsediyorum. Yani if'in yerini değiştireceğim diye ileride bu verb type'ler değişecek. Atıyorum if'i karşıya atmayın. If'li cümlenin tamamını karşıya atın. Mesela. İçinden parçaları değil, cümlenin tamamını atmanız gerekiyor. Yer değiştireceksiniz. Ama daha önce dediğim gibi main clause başa gelebilir, if clause sona gelebilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Okay. Şimdi örneklere bakacak olursak birkaç tane. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Suyu 100 dereceye kadar ısıtırsan kaynar. Bu genel geçerli bir bilgidir. Hiçbir sıkıntı yok. Heat orada ısıtmak filmimizin birinci hali. Boil kaynamak yine filmimizin birinci hali.
İkinci tarafta şimdi sudan bahsettiğimizi bildiğimiz için zaten ikinci tarafta water yazmamıza bir daha gerek yok. Oraya heat yazıyoruz. İlk başta you yani ısıtırsan sana söylediği için heat'in sonunda bir s yok. Ama ikinci cümlede su kaynar. It yani kaynayacağı için fiilin sonuna bir s koyuyoruz. Hani fiilin içinde olan do'lardan dolayı hatırlarsanız bir önceki derslerde. Okay. Bu şekilde kullanıyoruz. Cümlenin yerini değiştirebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Yani it boils kısmını başa alabiliriz. Ama başa alırken it boils'ı. It boils if you heat gibi cümleyi kurmayın. Çünkü en başta it dediniz ya. It'in ne olduğunu da ben daha bilmiyorum. Şimdi bu cümlede ilk önce su dediniz. O yüzden ikinci cümlede it'in ne olduğunu biliyorum. Ama it'i başa alırsanız ne olduğunu bilemem. Okay. O yüzden ikinci cümleyi başa aldığınızda zamir değil özneyi kullanın. Okay. Yani water boils if you heat it to one another degrees. Artık ikinci cümlenin ne olduğunu biliyorum. İlk cümlede water dediğiniz için. Tamam. Bu gibi değişiklikleri yaparken bu küçük şeyleri unutmayın lütfen. Okay. İkinci cümlede if it is sunny, the flowers bloom. Eğer hava güneşli ise çiçekler açar. Bloom, açmak, sunny, güneşli hava. Orada it is var. Is yine benim birinci hali. Burada daha çok bir isim cümlesi. If you mix blue and yellow, you get green. Eğer ki mavi ile sarıyı karıştırırsan yeşil elde edersin. Get birinci hali, mix birinci hali. Hiçbir sıkıntı yok. Başa da alabilirsiniz. Her cümlede olduğu gibi hiçbir sıkıntı yok. You get green if you mix blue and yellow. Hiç problem değil. Bir sonraki örnekte, if you don't water the plants, they die. Eğer bitkileri sulamazsan onlar ölür. Olumsuz cümle yaparken gördüğünüz gibi don't water yapıyor. Zaten cümleleri nasıl olumsuz yapacağımızı yardımcı fiillerden daha önceki derslerde işlemiştik. Oradan izleyebilirsiniz. Don't water the plants, they die. Yine birinci hali. Okay. Biraz daha devam edersek örneklerle. If you drop a glass, it breaks. Eğer bir bardak düşürürsen kırılır. Birinci hali iki tarafta. If the temperature drops below freezing, water turns into ice. Eğer sıcaklık donma noktasının altına düşerse su buz olur. Okay. If you leave the milk out, it spoils. Eğer sütü dışarırsan bozulur. Bu şekilde. Yani son birkaç örneğimize baktığımızda If you squeeze a lemon, juice comes out. Eğer ki bir limon sıkarsan suyu çıkar. If you mix red and white, you get pink. Burada da aynı şekilde aynı örnek. Eğer kırmızı ile beyaz karıştırırsan pembe elde edersin. Son cümlede de If you apply heat to ice, it melts. Eğer buzun üzerine ısı uygularsan erir. Apply burada birinci hali, melt burada birinci hali yine. Aradaki virgülleri görüyorsunuz. Bunları da unutmayın. Bakın. Şimdi belki de geldiğimiz pi 0 için bir sıkıntı var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Anlaşıldı mı? Burada olan arkadaşlar. Bekliyorum hemen. Sıkıntı yok diye kabul ediyorum. Buradan type 1'den devam edelim o zaman. Yine sıkıntı olursa yazabilirsiniz orada. Type 1'e geldiğimizde gerçek veya gerçeğe uygun olaylarda kullanılan bir yapı bu. Yani kesinliği belli olmayan ancak gerçekleşme ve gerçekleşmeme ihtimali bulunan durumlarda kullanılıyor. Yani aslında gelecek planları diyebiliriz, gelecek durumları diyebiliriz. Gelecekteki durumlar için kullanılıyor. Type 0'da geniş zamandaydık. Bunda artık biraz daha gelecek zamana gittik. İlk bir cümlelerinde kesinlikle ihtimal dahilinde olma durumu var. Orada bir koşul var. O koşulun gerçekleşmesi de bir ihtimal. Bu İhtimal olursa bizim sonucumuz gerçekleşecek. Peki. Gelecek zamanı ifade ederler. Real present ya da future plans diye de isim koyabiliriz bunlara. Yapısına geldiğimizde. Şimdi if klauzumuzda if artı fiilin birinci halini kullanıyoruz. Sıkıntı yok. Aynı type 0 gibi. Type 1'de de if artı fiilin birinci halini kullanıyoruz. Ama main klauza geldiğimizde burada future simple kullanmamız gerekiyor. Ya da modullar kullanabiliriz. Can, may, might, could, must. Bunları da kullanabiliriz ya da should. Ama bunlardan sonra fiilin sıfırıncı halini kullanmamız gerekiyor. Evet. Evet, daha demin anlattığım type 0'dı. Şimdi type 1'den bahsediyoruz. Yine kayıt altına alınıyor zaten. Sonrasında YouTube'dan izleyebilirsin ilk 15 dakikalık kısmı. Dediğim gibi future simple kullanmamız gerekiyor. Yani will kullanacağız. Ya da be going to. Ya da yanına bunların hani bunları kullanmak istemiyorsak can, may, might, could, must, should dediğimiz modulları kullanabiliyoruz. Ama bunlar daha önce konuşmuştuk yardımcı fiiller hakkında. Bunlar da yardımcı fiildir. Yani bunların yardımcı fiil olma durumu zaten birçok şeyi açıklıyor. Hani not bağlayabiliyorsunuz, cümle başına alabiliyorsunuz. Zaman veriyor bunlar. Zaman verdiği için zaten
Fiilin orada sıfırıncı halini kullanmanız gerekiyor. Birinci halini kullanırsanız şimdiki zaman anlamıyorsunuz. Ama zamanı zaten modullar veriyor orada. O küçük bir kafa karışıklığına yol açmasın. Okay. V0 ile V1 farkı var mı? Tabii ki farkı var. V0 daha geniş zaman için, bilimsel kanıtlar için. If1 dediğimiz şey gelecek için kullanıyoruz. Zaman tamamen değişiyor. If0 geniş zamandayken, if1 şimdi gelecek için baktığımız bir gelecek planları, gelecek tahminleri, ihtimalleri hakkında konuşuyoruz Type 1'de. Type 0'da genel geçer doğrular, kanıtlar hakkında konuşuyoruz. Okay. Ama dediğim gibi fiilin sıfırıncı halini kullanıyorsunuz. Şimdi gelecek için neden present? Bu biraz kafa karıştırıyor olabiliyor. Bazı sınıflarımda bunların kafa karışıklığını yaşadım. Şimdi daha önceki bir videoyu anlatıyor olacağım artık aslında. Bir önceki yaptığımız gelecek zamanlardan konuştuk. Gayet detaylı bir seviyede konuştuk. B2 seviyesinde konuştuk hatta. Onu biraz hatırlayacağız şimdi. Biz gelecek için bir tahmin yapıyoruz. Mesela 1 milyon dolarım olunca araba alacağım. Ya da olursa araba alacağım. Ya da param olursa araba alacağım. Planımız bu, tamam. Nasıl kuracağız? If I have money, birinci hali. I will buy a car. I will buy a car. Param olursa araba alacağım. Okay. Şimdi bazı öğrenciler bunun sorusunu soruyor. If kısmında biz neden present simple kullanıyoruz? Yani param şu anda olmayacak. Hani param da gelecekte olacak. Param gelecekte olursa araba alacağım diyorum çünkü. Ama ben burada niye fiilin birinci halini kullanmıyorum? Niye if cümlesinde will kullanamıyorum? Niye olmuyor? Böyle birkaç soruyu duydum. Belki bir yerlerde siz de sorgulamışsınızdır bunu. Bunun cevabı aslında bir önceki videoda. Future Tense'den konuştuğumuz videoda. Biz demiştik ki zamanı vermenin İngilizce'de birçok yolu var. Bunu will ile verebilirsiniz, be going to ile verebilirsiniz, present continuous'a verebilirsiniz. Hatta present simple'la da verebilirsiniz. Okay. Demiştik ki bu gelecek olasılıklarının oranları var, olma oranları. Hani ne olasılıklı olabilirler? Ve demiştik ki will en düşük seviyede, sonra be going to geliyor. Ondan sonra present continuous, daha kişisel ayarlamalarda, hatta daha neredeyse kesin olan olaylarda kullanıyorduk. En yukarıda zaman çizelgelerinde timetable kullanıyorduk. İşte ezanın okunma saatidir, güneşin doğma saatidir. Bunun gibi hani bir kıyamet çıkmazsa gerçekleşecek olaylar için biz present simple kullanıyorduk. Olasılığı çok yukarıda olması gerekiyor. Şimdi biz atıyorum 1 milyon dolarım olursa araba alacağım cümlesinde. 500 bin dolarımız olunca araba alabilir miyiz? Yok, hayır. 500 bin değil. Sadece 1 milyon dolarım olursa araba alacağım. Okay. O koşulumun %100 gerçekleşmesi gerekiyor. Koşulum gerçekleşmeden araba almayacağım. O yüzden koşulu gerçekleşmiş saymam gerekiyor. Ama ben bu cümleye gelecek bu diye will koyarsam bunun olasılığı az. Ben buraya present simple koyuyorum ki hani bu olay artık present sayılıyor. Yani bu olay gerçekleşmiş, koşulum %100 olmuş sayılıyor. Koşulum %100 olacak ki main clause'da sonuç cümlem olabilsin. Koşulumun ilk önce tamamlanması gerekiyor. Okay. Bu yüzden biz present kullanıyoruz. Okay. Şimdi buradan örneklerime baktığımızda. Kamerayı da oynatayım ya. If it rains, we will stay indoors. Eğer yağmur yağarsa içeride kalacağız. Burada if it rains, if kısmı birinci hali, we will stay ikinci halde will kullanmış. If you study hard, you will pass the exam. Eğer sık çalışırsan sınav geçeceksin. If you eat too much, you will get sick. Çok fazla yersen hastalanacaksın. Hastalanacaksın ya da. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Onun dışında birkaç tane daha örnek. If I find your keys, I will give them to you. Eğer anahtarları bulursam sana vereceğim. If she calls, tell her I will call her back later. Eğer ararsa ondan sonra ona geri döneceğimi söyle. If he doesn't come on time, we will start without him. Eğer zamanda gelmezse onsuz başlayacağız gibi cümleleri kullanabiliriz. Ya da daha fazla baktığımızda şurada. Okay. If you don't practice regularly, you won't improve. Eğer ki düzenli olarak pratik yapmazsan gelişemezsin. If it snows tomorrow, we can go skiing. Eğer yarın kar yağarsa kayak yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi we will demiyor. We can demiş orada, modal kullanmış. Yapabiliriz burada bir offer, bir teklif sunuyor aslında. If you finish your homework early, you can go out and play. Eğer ödevini erken bitirirsen dışarı çıkıp oynayabilirsin. Burada da bir izin verme durumu var. Bunun için can kullanmış will yerine. Okay. Şimdi biraz karışık egzersizim var. If'ler, çünkü if sıfırda bir. Bu kadar aslında.
Bundan sonra şöyle gördüğünüz gibi egzersizler var. Bunları yapıyor olacağız. Okay. If 1 için bir sorunuz var mı? Arkadaşlar buradakiler. Tamam. Yine tamamdır. Yine sorunuz olursa burada yazabilirsiniz egzersizleri yaparken de sıkıntı yok. Yine buradan bakalım. Burada if 0 ya da if 1 ile doldurmamızı istiyor cümlelere göre, anlamlarına göre. Şimdi burada gelecek anlamı taşıyan bir zaman zarfımız yok. Gelecek anlamı taşıyan bir zaman zarfımız olmadığı için ilk önce bir type 0 deneriz. Flat of fish tastes. Sonuna S'ye getiriyoruz. Delicious if you squeeze lemon on them. You var orada, sonuna S'ye getirmemize gerek yok. Burada anlamımız balık filetosu üstüne limon sıkarsan çok güzel tadı olur. Çok güzel tadı olması olacak, gelecekle ilgili bir şey değil. Bu şimdiki zaman, yani yeni zamanda olan bir şey. Wood'un anlamı burada acık mıydı yoksa erdi ardı mı? Wood. Wood'u genel olarak if 1'de biz kullanmıyoruz. Yani would'u kullandığımız kısım if type 2'de. Ahmet. Type 2'yi anlatırken would'u anlatıyor olacağım. Biz type 0 ya da 1'de genel anlamda would kullanmıyoruz. Okay. Onlar gelecek hafta Salı gününün dersinde anlatıyor olacağım. Buldum. My bike go faster if blah blah a bag on the back. Okay. Ya burada gelecekle ilgili ben bir şey görmüyorum. O yüzden bir sıfır denerim. Oluyorsa devam ederim. My bike goes faster. Goes say'i ekledik orada çünkü ya, bisikletten bahsediyoruz. My bike goes faster if I don't put a bag on the back. Okay. Eğer ki çanta koymazsam bisikletim daha hızlı gider cümlesi. Gayet yeni zaman olabilir, sıkıntı yok. If milk smells bad, it is not drinkable. Yine gelecekle ilgili bir şey görmüyorum. Sıfır yapıştırdım, geçtim. Süt kötü kokarsa içilemez olur diyoruz burada. Yine bakıyorum bir sonraki. Okay. Balo dansına gidersen eğlenirsin. If you try ballroom dancing, you enjoy it. Okay. Burada aslında baktığımızda hani herkesin eğleneceği, hani belki şey olmayabilir, geniş zaman bir cümlesi olmayabilir. Hani baloya gidersen eğlenirsin. Kime göre, neye göre? Daha böyle duygusal bir şey olduğu için ben burada if bir de denerim. If you try ballroom dancing, you will enjoy it. Eğer gidersen eğleneceksin. Okay, burada tahmin yapıyorum. If bir de tahminimi yapabilirim gelecekle ilgili. Burada if type bir daha güzel olur. Okay. If I blah blah him a recipe book, he blah blah me dinner. Eğer ki ona bir recipe book, tarif defteri alırsam bana yemek yapar. Yani sanki her yemek yapması için bir recipe book getirmem gerekiyormuş gibi, bir tarif kitabı getirmem gerekiyormuş gibi oluyor. Burada bunun yerine bir if type 1 denerim. Gelecek değil, hani ona tarif kitabı alırsam bana yemek yapacak. Düşünüyorum gayet mantıklı olabilir. O yüzden birinci halini koyabilirim. If I buy him a recipe book, he will make me a dinner. Gayet oldu. If you blah blah my dog up, it blah blah at you. Köpeğimi kaldırmak, bana havlamak. Köpeğimi kaldırırsan havlar. Bu köpeğin gayet bir şey olabilir, huyu olabilir. O yüzden if sıfır deneyebilirim. If you wake my dog up, it growls at you. Okay. Burada köpeğimi kaldırırsan sana havlar. Bu köpeğin bir habiti, yaptığı bir alışkanlık. O yüzden if type sıfır gayet olabilir. Geri zaman. If I Sophie tomorrow, oh tomorrow gördüm orada. Bu çok rahatlatıcı bir şey. Zaman zarfı görürseniz zaten işiniz çok kolaydır. Yarını gördüğüm için if type 1'i hemen buraya yapıştırıp geçiyorum. If I see Sophie tomorrow, I will tell her what you said. Eğer Sophie'yi yarın görürsem ne söylediğini ona söyleyeceğim diyoruz burada. Anlama bakmama gerek bile yok. Burada tomorrow'u gördüğüm için if type 1'i yapıştırıp geçebilirim. Okay. Burada karışık egzersizlere geldiğimizde birkaç tane daha. Burada ilk kısmını vermiş, yani soru olarak vermiş. Bizim if cümlesi kurmamızı istiyor. Bakalım nasıl kuracağız. What happens if people don't eat enough fruit? İnsanlar yeterli kadar meyve yemezse ne olur? Burada parantez içinde become ill. Hasta olurlar cümlesi var. Bu geniş zaman cümlesi mi? Evet, geniş zaman cümlesi. İnsanlar yemek yemezse, yeterli kadar meyve yemezse hasta olurlar. O yüzden if type sıfırla kurarım bunu. People'dan bahsediyoruz. People become ill.
Birinci halde sıkıntı yok. Yine ikinci tarafı da birinci halde yapacağım. If they don't eat enough fruit. Bu kadar. Ya da bunu değiştirebilirim. If people don't eat enough fruit, they become ill. İki tarafta sıfırıncı halinde. Tarafta birinci haliyle pardon. Yapıştırıp geçiyorum. What do children do if they want to buy something? Çocuklar bir şey almak istediğinde ne yaparlar? Ask their parents. Ailelerine sorarlar. Okay, bu da geniş zaman. If children want to buy something, şurada ikinci cümleden başlıyorum ama they'in kim olduğunu bilmiyorum burada. O yüzden they yerine burada children koyacağım. Ne olduğunu anlayalım diye. If children want to buy something, virgül, okay. They ask their parents. Bir şey almak istediklerinde ailelerine sorarlar. What happens to your belongings if you don't look after them? Okay, break. Sahip olduğun şeylere bakmazsan, eşyalarına bakmazsan ne olur? Kırılırlar. Okay. Look after burada arkasından bakmak demek değil. Bu bir phrasal verb'dür. Phrasal verb'lere dikkat edin arkadaşlar lütfen. Bir preposition'da bir fiilin arka arkaya gelmesinden dolayı anlam değişikliği olabilir. Make up mesela yukarı yapmak değil. Makyaj demek. Bunlara dikkat edin. Look after burada göz kulak olmak demek, ilgilenmek demek. Eşyalarınla ilgilenmezsen ne olur? Kırılırlar. Okay. Geniş zaman cümlesi yine. If you don't look after your belongings, ne olduğunu bilmiyoruz. If you don't look after your belongings, they break. Bu kadar. They break'i yapıştırıp geçiyoruz. What do people do if they get good grades? İnsanlar iyi notlar alırlarsa ne yaparlar? Go to university. Üniversiteye giderler. Yine geniş zaman cümlesi. O zaman if people get good grades, bunu söylüyorum sadece şu değil. Ne olduğundan bahsetmek için. Students'ı da değiştirebilirim. If students get good grades, virgül, they go to university. Burayı da söyleyip geçiyorum. Bu kadar. Okay. Okay. Burada daha böyle slash'la kelimeleri vermiş, bağlamamış ama onları bizim bağlamamız istiyor. Bakalım. You burn yourself, you touch that fire. Şimdi that is gibi durumlar biraz olayı değiştirir. Okey arkadaşlar. Şimdi that this dediğimizde bu şu diyoruz. Bu şu dediğimize göre o an olan bir şeydir. Hani şu ateşe basarsan elin yanacak bak. Yani bir uyarı cümlesi gibi. Bu bir uyarı cümlesi olduğu için that this'ler genelde böyle olur. Biz bunu şimdiki zaman gibi görürüz. Yani geniş zaman olarak görmeyiz. Okay. Gelecekte görebiliriz. Kısa gelecek hani hemen olacak. Ateşe, şu ateşe değersen yanacaksın hemen. Yakın gelecekte olacak. Ya da şimdiki zamanda olacak olarak görürüz. Yeni zaman olarak görmeyiz. Okay. Burada that olduğu için benim kafam ilk önce type 1'e gidiyor. Şimdi bakıyorum. Burn yourself, kendini yakmak. Touch that fire, o ateşe dokunmak. Okay. Ateşe dokunursan elini yakacaksın. If you touch that fire, benim koşulum ne? Ateşe dokunmak. O yüzden ikinci cümleyle bakıyorum. If you touch that fire, you will burn yourself şeklinde de kullanabilirim. Ya da tam tersi başlayıp you will burn yourself if you touch that fire. Bu şekilde kurabilirim cümlelerimi. İkinciye baktığımda feed a cat milk, get sick. Hastalanmak, kediye süt vermek. Okay. Kediye süt verirsen hastalanır. Daha geniş bir cümle, genel bir cümle kuruyorum. Bilimsel bir şey söylüyorum. O yüzden hep sıfırla kuracağım. Benim koşulum kedileri beslemek. O yüzden if'i oraya koyacağım. If you feed a cat milk, virgül, it gets sick. Yine birinci haliyle sonuna s getirerek it olduğu için bağlamış oluyorum. Şimdi bakıyorum. People give to charity. Sivil toplum kuruluşlarına, derneklere para vermek. They feel good about themselves. Kendileri hakkında iyi hissederler. İnsanlar işte bağış yaparsa iyi hissederler. Bunu kuracağım. Okay. Burada koşulum benim insanların bir şeyler vermesi. O yüzden if'i oraya alacağım. If people give to charity, virgül, they feel good about themselves. Yine geniş zamanda olduğu için will koymuyorum. They feel good about themselves. Stress direkt birinci halinde yapıştırıyorum. Okay. Biraz daha devam ediyor burada. She get another job. She be very busy. Çok yoğun olmak, başka bir iş alması. O zaman gelecekle ilgili bir şey kullanıyorum herhalde. Başka bir iş alırsa çok yorgun, çok yoğun olacak. If she gets another job, birinci hali, virgül, she will be very busy. Çok orada yoğun olacak. Okay.
Evet. He, she, it, the, es eki alıyor. Eğer ki ilk haftalarımızda olan yarın fiil videosunu izlerseniz orada S nereden geliyor? Neden orada S var? Onu da anlayabilirsiniz. Ama uzun süre anlatması, o yüzden şöyle diyebiliriz. He, she, it, the, es geliyor. Bakın, he, she, it, the, burada es geliyor. Eğer ki fiil birinci hali ise. Bakın. İkinci cümleye baktığımızda, beşe baktığımızda he refuse you ask him to do this task. Eğer seni reddederse, refuse reddetmek, bu görevi yapmasını iste, bu task'i yapmasını iste. Okay. Rica ederim. Şimdi reddetmesi başta, o yüzden if cümlesi, koşulum bu. If he refuses you, ask him to do this task. Eğer seni reddederse şu görevi yapmasını iste. Yani şu işi istiyorsun, onu reddetti, bari hiçbir şey yapmadan şunu yapsın. Bir cümle, bunu iste. Ask him to do this task. If he refuses him, ask him. İşte burada diyebiliriz. Ya da you should ask him de kullanabiliriz. O da olur gayet. Okay. Şuradan baktığımızda. Heh. Burada ilk kısmı kendi vermiş. Virgülden sonrasında kendi kafamızdan yapmamızı istiyorlar. Ben yaparken siz de bir düşünün. If it's summer. Okay. Yaz olursa. Okay. If it's summer, we can go outside. Yaz olursa dışarı çıkabiliriz. We can swim. Yüzebiliriz. Okay. Ya da geniş zamancımızı koyabiliriz. If summer, the flowers bloom. Çiçekler açar. Yine birinci elde kullanabiliriz. Okay. If she arrives late, geç gelirse. Okay. Okay. If she arrives late. Okay. We won't wait for her. Onu beklemeyeceğiz şeklinde kullanabiliriz. I will buy bananas. Muz alacağım. Okay. Gelecek zaman cümlesi. Ha, okay, düşünüyorum hemen. Eğer ki bizde yoksa alabilir. I will buy bananas if we don't have any. Bizde hiç yoksa biraz muz alacağım. I don't open the door. Okay. Geniş zaman kullanmış. Geç sıfır o zaman. Geniş zaman kullanıyorum. I don't open the door. Yabancı biri görürsem. Okay. If I see a stranger, yabancı biri görürsem kapıyı açma. If I have a bath, burada duş alırsam ne olur? Duş alırsam, duş aldığımda daha fresh hissederim, daha canlı hissederim, iyi hissederim. If I have a bath, I feel refreshed. Okay? I feel fresh. Daha serin hissederim. Bu şekilde kullanabiliriz. Okay. Burada baktığımızda if she finishes her book, burada if sıfırmış gibi başlamış ama bir de kullanabiliriz. Bakalım. If she finishes her book, kitabını bitirirse seni anlayabilecek. She will understand you. Seni anlayacak. If she finishes her book, she will understand you. If you finish your homework by 6 p.m. today, eğer ödevlerini bu akşam 6'ya kadar bitirirsen, burada izin veriyormuş gibi o şekilde düşünebilirim. If you finish your homework by 6 p.m. today, you can go and play with your friends. Gidip arkadaşlarına oyun oynayabilirsin. Bu şekilde izin verebilirim. Okay. My dog runs away. Benim köpeğim koşar, kaçar. Ne zaman? Şu fırlatımı, fırlatmak true. My dog runs away if I throw a stick. Bir çubuk attığımda köpeğim koşar. Ya da kapıyı açık unuttuğumda when I forget the door open. Ya da if I forget the door open. Ben de zaten yakın olduğunu göreceksiniz. If Jenny gets sacked from this job, get sacked bir kalıp olarak kullanılır. İşten atılmak demek. Eğer Jenny işten atılırsa, gelecekle ilgili bir şey soruyorum. She will find another job. Başka bir iş bulacak. Bu kadar. I will phone you later if I need you. Sana ihtiyacım olursa seni ararım. Seni arayacağım. Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi daha demin if yerine ben kullandım. Bu nasıl olacak? Buradan bitirmeden şunun hakkında konuşalım. If ile when cümlesi. Şimdi when cümlesi de bir bağlı cümledir aslında. İki tane biz cümleyi bağlıyoruz. Bunu ya if ile bağlayacağız ya when ile bağlayacağız.
Ama ne gibi durumlarda when'le bağlıyoruz, ne gibi durumlarla if'le bağlıyoruz? Bu da if 1 ile alakalı olduğu için bense doğumda değil de demek. Hani 5 yaşındayken yüzebilirdim. I could swim when I was 5 years old. Okay. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizin koşulunuz %100 gerçekleşecek bir koşulsa, hani ihtimal yok, %100 gerçekleşecek bir koşulsa, bu koşul değildir ki. Bu zamanla ilgili bir şey. Daha gerçekleşmedi ama %100 kesinleşecek, gerçekleşecek. Yani bunun gibi düşünün. Eve gidersem duş alacağım. Yani siz cümlenin başında ya da cümlenin sonunda işte çok trafik var ya da bu akşam arkadaşlarımla kalacağım gibi bir cümle vermezseniz, yani ben bu bağlamı bilmezsem şunu düşünürüm. Hani eve niye gidemesin ki? Eve gidecek. Eve gitmesi niye koşul? Okay. O yüzden yüzde yüz gerçekleşecek durumlarda biz koşul cümlesi kurmayız, zaman cümlesi kurarız. Şöyle, if I get home I will have a shower. Eve gidersem duş alacağım cümlesi. O yüzden anlamsal olarak sıkıntılı oluyor. Okay. Dediğim gibi eğer ki trafik var gibi bir cümleyi cümlenin sonunda ya da başında vermezseniz. Okay. Anlamsal olarak bir garip oluyor. Sanki eve gitmesi bir koşulmuş, gerçekleşmeyecekmiş gibi gözüküyor. Okay. O yüzden eğer ki eve gidince duş alacağım gibi bir cümle kullanmak istiyorsanız cümlenin sadece bir şeyini değiştiriyorsunuz. If kullanmak yerine oraya when koyuyorsunuz. Eve gittiğimde duş alacağım. Çünkü eve gitmem bir ihtimal dahilinde değil. Eve zaten gideceğim. Bu bir koşul değil. Okay. Bu zamanla ilgili bir şey. Eve gittiğimde duş alacağım. Bu gibi durumlarda if yerine when kullanabiliyoruz. Tamam. Okay. Bu da bu şekilde. Okey. O zaman dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla için şuradaki sayfaları takip edebilirsiniz. Burada olan arkadaşların soruları var mı acaba başka? Okay. Hocam şu geçiyor şeyde de kullanıyor. Bunun bir formülü var mı? Ya da spesifik bir anlamı var mı? Ya da sürekli anlamı değişiyor mu? Get birçok anlama gelir arkadaşlar. Get birçok fiilin yerine de kullanılır. Birçok get'in kendi anlamı da var. Get uzunca bir konu. Burada da anlatıyor olacağım. Ya çünkü üzerine ders vermem gerekiyor. Üzerine uzun bir ders vermem gerekiyor. 40-50 dakika anlatmam gerekiyor get'e. Get çünkü hot verb diyebiliriz. Yani böyle sıcak bir kelime, sıcak bir fiil. Çok fazla yerde kullanılıyor. O yüzden anlatmam gerekiyor. Formülü var mı? Birkaç kuralı var. Ama tabii ki birkaç istisnası da var. O yüzden anlattım mı tam anlatmam gerekiyor. Şimdi 5 dakikada anlatılacak bir şey değil. Ama geç üstüne ders yapacağız. Onu kesin yapacağız. Biraz daha böyle ana şeyleri geçince, ana konuları geçince atıyorum işte tenslerdir, modullardır, if'lerdir. Bunları geçtikten sonra pasiflerdir. Get üzerine de bir ders yapacağız. Get'i uzun uzun anlatmam gerekiyor açıkçası. Ondan kaçarımız olmayacak. Derslerimiz hangi günler? Derslerimiz salı günleri arkadaşlar. Şu an bir değişmezse, bir değişik durum olmazsa her salı yapıyor olacağız. Normalde 4-6-4-5 yapıyorduk pardon. Bundan sonra büyük ihtimalle 2 ile 3 arasında devam ediyor olacağız. 2 ile 3'te derslerimizi yapacağız her salı günü. Büyük ihtimalle bir değişiklik olmazsa. Zaten değişiklik olduğunda bu sayfaların herhangi birinde duyuru atıyoruz. Ya da Taç'ın Telegram grubunda üyeyseniz zaten buraya gelmek için yollamanız gerekiyor. Bir değişiklik olursa orada duyuru şeklinde atıyoruz. Ama tahminimce bir sıkıntı olmazsa her salı günü 2 ile 3 arasında yapmaya devam edeceğiz. Okay. If and say, da, anlamı var mı hocam? Yaparsa tabii ki bu var. Sen, san, sesa bu anlamı var. If'in hem eğer anlamı var hem sesa anlamı var. İki tarafta da kullanabilirsiniz. Zaten ikisi de Türkçe'de de aynı anlama geliyor. Eğer ödevlerini yaparsan, ödevlerini yaparsan. Aynı şey. Eğer olarak da düşünebilirsin, sesa olarak da düşünebilirsin. If bu anlamı verir. Okay. Okay. Tamamdır. Tamam. Okay, o zaman. Yavaştan kapatabiliriz arkadaşlar o zaman. Başka soru yoksa son bir bekliyorum. Okay. 40 dakikada yapmışız zaten dersi. Gayet yeterlidir gibi 0 ve 1 için. 1 için. Haftaya da dediğim gibi 2, 3 ve mix'i anlatacağım. Biraz daha uzun bir ders oluyor olacak. Tamamdır. Okey o zaman. Dediğim gibi katıldığınız için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.